Ormanlar, ormanlarımız. Orman varsa hayat var, su var, insan var. Orman varsa her şey var. Orman vatanın süsü orman. Beşikten mezara ihtiyaç duyduğumuz orman. Ve işte o şifa kaynağı ballarımızın arılar tarafından yapıldığı bal ormanları. Evet, Kavraz'dayız, Giresun'dayız. Giresun Orman Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde Giresun'da orman medeniyeti, Giresun'da orman tarihi belgeseli çekmeye devam ediyoruz. Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğümüzün Harşit Orman İşletme Şefliği, Harşit Bal Ormanı sınırları içerisinde bulunmaktayız. Bulunduğumuz mevkinin adı Çilekli Burun mevkidir. Harşit Bal Ormanımızda 1500-2000 arası kovan bulunmaktadır. Ve bu mevkide, bal ormanımızda doğal olarak orman gülleri, arıcılık için çok önemli olan orman gülleri, karayemiş, ıhlamur, en önemlisi kestane. Ve bunlar da arıcılık için, arıcılığın gelişmesi için özellikle bu mevsimde kestane balından önce orman güllerinden arıların gelişiminde çok büyük yarar sağlanmaktadır. Burada oldukça geniş bir flora, zengin bir flora bulunmaktadır. Ve biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak bu zengin floranın olduğu yöre halkının da talepleri üzerine bu yaklaşık olarak 450 hektarlık bir alanı bal ormanı olarak sınırlarını belirledik ve halkımızı hizmete sunduk. Efendim, ilk önce Orman Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz. Bize buraları, bu güzel doğayı arıcılarımıza açtı, yerlerimizi yaptı, arılarımızı konaklatıyoruz. Burada orman gülü, yaban taflanı, yani yaban mersini dediğimiz çiçeklerden arılarımız bal alıyor. Deri bal dediğimiz bal buradan çıkıyor. Orman Müdürlüğümüz bize burada yerlerimizi açtı, arılarımızı konaklatıyoruz. Balımız orman gülünün balı, orman gülünden aldığı saf, doğal, temiz, yani bu havayı görüyorsunuz, bu dağları görüyorsunuz. Bu dağlardan aldığı balı arı kovanlara koyuyor. Saf, temiz, insanlara bal hizmeti sunuyor. Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü, Harşit Orman İşletme Şefliği, Yaşmaklı Ağaçbaşı mıntıkasında bulunmaktayız. Arkamızda Kavraz Barajı var, hidroelektrik santrali için. Doğal Ladin ormanlarımızın bulunduğu mevkideyiz. Karşıdaki ormanlarımızın tamamı doğal Ladin ormanlarıdır. Bu ormanlarımızda alt tabakasında orman gülü, Rhododendron ponticum, mor çiçekli orman gülü mevcuttur. Ve bu orman gülleri de yine arıcılık ve diğer canlılar için çok değerli bir türdür. Şu anda da doğal orman gülünün çiçekleme döneminin maksimum olduğu dönemde bulunmaktayız. Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü, Harşit Orman İşletme Şefliği Çilekli Burun mevkisinde 2013 yılında bakanlığımız tarafından yayınlanan anıt ağaçlar listesinde 350 yaşında yaş tespiti yapılan kayın ağacının yanındayız. Anıt ağacı olarak tescil edilmiştir. Bölgemizdeki işletme müdürlüğümüzün ana ağaç türlerinden biri olan kayın ağaçları önemli bir ağaç türlerimizdendir. Ve devasa yapılardır, yapılara sahiptirler. Yine bulunduğumuz mevkide karışık ormanların içinde kendisine yıllardır koruyan ana yolun kenarında bir anıt ağacımızı görmektesiniz. Tarihler 1970'li yıllar, yaylaya gelirdik.
O yaylaya geliş sırasında ya Yaldere üzerinden veya Güce üzerinden gelirdik. Yaldere üzerinden Yaldere, Gozbükü, Tohumluk ve o bölgeleri dolaşarak Karavacık Yaylası'na çıkardık. 8-10 saat sürürdü araba. Ve bulunduğumuz buradan Güce üzerinden de geliş yine o şekildeydi. Kamyon sırtı ve minibüslerde 1970'li yıllar. Zira bu yol insan gücüyle 1967 yılında açılmıştı ve orman işletme tarafından açılmıştı. 2021 yılının 31 Mayıs'ındayız. Yeniden bu bölgedeyiz. Belgeseller çekiyoruz. Birlikte sizleri şantiyeye götürüyorum. Tarihi geçmişi yaşıyoruz. O bölgenin canlı şahitlerini konuşturuyoruz. 1982'de orman işletmeye girdim. Bölgenin yolları babamın anlatmasına göre 1967'de buraya Akıl Baba bölgesine girmişler. Sadece kazma gücüyle yani o zaman da. Yani 50-60 kişi bir posta olurmuş. Onlara eşeller yol yaparlarmış o zaman da. Tirebol Orman İşletme Müdürlüğümüzün Akıl Baba Orman İşletme Şefliği'nin yazlık iş merkezinin olduğu mıntıkada bulunmaktayız. İşletme Şefliğimiz 1968 yılında burada faaliyetlerine başlamıştır. Ve 1967'de bu Akıl Baba'ya yol gelmiştir. Buradan yaylalara da yolları Orman İdaresi tarafından yapılmıştır. Ve hizmet vermektedir. Buradan üst kısmında bulunan yaylaların yolları da yine bizim kurum tarafımızdan, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yıllar önce yapılmıştır. Akıl Baba Orman İşletme Şefliğimizin de 10 bin hektarın üzerine bir ormanı vardır. Doğal bitki örtüsü olarak ladin ve kayın, sarıçam ormanları mevcuttur. Yaz-kış burada ormancılık faaliyetleri devam etmektedir. Akıl Baba Şefliğimizin Akıl Baba deposu, orman deposu da bu bulunduğumuz mevkide bulunmaktadır. Derindere bölgenin Türkleşmesinde Horasan erenlerinin rolünü de anlatır. Tekkeköy ve bu bölgedeki Horasan alperenleri ile ilgili fermanlar vardır. Padişah fermanları ile bu bölge onlara vakfedilmiştir. Ve onlarla ilgili de araştırmalar yapıyoruz. Tekkeköy civarında yaptığımız belgesel çekimlerinde Derindere'nin kendisine verilmesini ister kerametinden dolayı. Derindere ona vakfedilmiştir. Burası Güce bölgesi, Boynuyon, Tekkeköy ve Derindere bölgesi. Tireboğlu Orman İşletme Müdürlüğümüzün Akıl Baba Şefliği'nin alanı içerisindeyiz. Derindere mıntıkasında bulunmaktayız. Bu devlet orman yolları olmadan, buralara ulaşım olmadığı yıllarda buralarda tomruklar sularla birlikte sahile indirilmiş ve üretilen enval sahildeki depomuza burada insanların suyun gücü kullanılarak envaller, tomruklar aşağıda bulunan Domaşlı altındaki depomuza sürtme yoluyla birlikte Gelevara üzerinden indirilmiş. Bu şekilde yapılıyormuş envallerin taşınması. Burası da keza en zor işlemin, tomrukların en fazla zorlanılarak indirildiği yerlerden bir tanesi. Çünkü çok aşırı girintili, çıkıntılı ve Derindere zaten adı üzerinde de böyle bir yapıya, fiziksel yapıya sahip olan bir yerindir. Tekkeköy muhtarıyım. Güce Tekkeköy muhtarı. Köyümüz ismini buradaki tekkeden almaktadır. Bu tekkeyi çalıştıran zat Kasım Şık diye bir zat işletmiş. Köyümüzün kuruluşu da Fatih Trabzon'u almadan önceye dayanıyor. Bu Kasım Şık bu İpek Yolları üzerinde işte tekkeler o zamandaki Horasan dervişlerinden olan zatlar, Horasan'da medresede ders görenler bu İpek Yollarına geliyorlar, tekkeler kuruyorlar. Bir nevi hem insanları İslamiyet'i tanıtıyorlar insanlara, hem fakir fukaraya el veriyorlar.
Faslın turuncu esbiyenim pirinci. Belgeselci içinde İsmail abim birinci. Oy benim canım, mi canım, dünyalarda bir canım.